أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyle. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyle. Girişiyle, devamıyla şereflendiğimiz, son 10 günü içerisinde ve son cuması içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'i cümlemiz hakkında, aile bireylerimiz hakkında, ülkemiz ve âlem-i İslam hakkında hayırlara vesile eyle. Ramazan-ı Şerif'te rahmeti Rahman'a, mağfireti Sübhaniye'ye ve itkum minen niran şerefleriyle şerefiyab olmaya her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri lütuf ve keremiyle bir Ramazan-ı Şerif ayını 29-30 gün olarak bizlere lütuf buyurmuştur. Rabbimizin bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. İbadetlere bizim ihtiyacımız vardır. Melekler 24 saat ibadet ederler, 23 saat değil, devamlı ibadettedirler. Dolayısıyla Rabbimizin meleklerin ibadetine de ihtiyacı yok. Bizim yaptığımız ibadetlerden menfaat bize dönecektir, bize rücu edecektir. Öyleyse Ramazan-ı Şerif ayını Cenab-ı Hak bize İkram olarak lütfetmiştir. İbadet performansımız daha da artmış oluyor. Hayır duygu ve düşüncelerimiz artmış oluyor. Böylece ahiret sermayemizi bir ay içerisinde öncekilere göre daha da hevesle, heyecanla artırarak ahiret sermayesine dönüştürmüş oluyoruz. Kıymetli dostlar, Rabbimizin bize meşru kıldığı ibadetler ana başlık olarak üçe ayrılır. Bir bedeni ibadetler var, bir de mali ibadetler var, bir de hem bedeni hem de mali olan ibadetler var. Bedeni ibadetler demek, insanın sadece bedeniyle gerçekleştirdiği ibadetlerdir. Mesela namaz, bedeni bir ibadettir, bedenle gerçekleşen bir ibadettir. İnsan kıyamda duruyor, rükû yapıyor, secde yapıyor, oturuyor, selam veriyor. Bir ibadet gerçekleşiyor. Bu ibadette mal yoktur. Zengin de, fakir de bu ibadeti gerçekleştirecektir. Ve bunun istisnası da yoktur. Mükellef olan her insan namazını mutlaka kılacaktır. Bir de mali ibadetler vardır ki sadece parayla alakalıdır. Mesela fitre öyledir. Mesela zekat öyledir. Mesela kurban öyledir. Kurban kesecek insan neyle kesecek?
parasıyla beraber kesecek bu. Bir harcama yapacak Allah için, bir kurban. Dolayısıyla kurban ibadeti mali bir ibadettir. Fitre ibadeti de mali bir ibadettir. Zekat da mali bir ibadettir. Bir ibadet türü var ki sadece bedenle alakalı, ona bedeni ibadetler diyoruz. Bir ibadet türü var ki mal ile alakalıdır, ona da mali ibadetler diyoruz. Bir de hem mal hem beden ikisiyle birlikte gerçekleşen ibadetler var. İşte hac ibadeti de bunlar, bunun örneğidir. Çünkü hacca gidebilmek için önce para lazım. Hacca gitmeye muktedir olmayan, parası olmayan insana hac farz değildir. Önce maddi bir imkan lazımdır. Arkasından da sağlık itibariyle gidecek, bedeniyle beraber orada Arafat'ta vakfesini yapacak, Cemerat'ta şeytanı taşıyacak. Ondan sonra Müzdelife vakfesini falan, yani oradaki ibadetler bedeni olarak gerçekleşmiş olacak. Ancak bu ibadetlerin bedeni olarak gerçekleşebilmesi için önce mıngır tıngıra ihtiyaç var. Yani hacca gitmek için bir sürü para var, lazımdır. Öyleyse ibadetleri üçe ayırdık. Bir, bedeni ibadetler. İki, mali ibadetler. Üç, hem mali hem de bedeni ibadetler. Ramazan orucu ile beş vakit namaz bedeni ibadetleri temsil eder. Zekat, fitre, kurban da mali ibadetleri temsil eder. Kıymetli dostlar, bir Müslümanın namaz kılması İslam'ın beş esasından birisidir, en önemli ibadetlerdendir. Bunun en önemli ibadet oluşu bedenle alakalı en önemli ibadet demektir. İnsanın bir de malı ile ilgili ibadetleri vardır. Malı ile ilgili ibadetlerin en önemlisi zekattır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde 30 küsur yerde namaz ile zekatı beraber zikrederek namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin veya okullar ki namazlarını dosdoğru kılarlar ve zekatlarını tam olarak verirler ifadesi geçmektedir. Bu da bize şunu gösteriyor. Zekat ibadetiyle namaz ibadeti birbirinden farklı şeyler değillerdir. Derece olarak, ağırlık olarak ikisi de İslam'ın beş esasından birisidir. Yani İslam'ın beş tane direği varsa birisi namazdır, birisi oruçtur, birisi zekattır. Binaenaleyh Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra halife oldu. Devletin başına geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabilelere eleman gönderirdi, zekat tahsildarı gönderirdi. Kabilelerden zekatlarını alırdı ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunları devlet eliyle fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine verirdi. Beytülmali alırdı, fakir fukaraya verirdi. Harcamasını, tasarrufunu kendisi yapardı. Bilhassa deve gibi, koyun gibi hayvanlarda bunları alırdı ve ihtiyaç sahiplerine verirdi. Ebu Bekir Efendimiz de radıyallahu anh devlet reisi olduğu zaman zekat tahsildarlarını salıverdi. Zekatları tahsil edin dedi. Bazı kabileler vazgeçtiler. Dediler ki biz Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme zekat verirdik. Ancak o bitti. O gitti, bizim zekat işi de bitti dediler. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh dedi ki, bakın biz bir İslam devletiyiz. İslam devletinde Allah'ın dedikleri olur. Zekat farz mı? Farzdır. Vermek mecburiyetindesiniz bunu dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zekat verdiği halde şimdi zekat vermeyen olursa orduyu hazırlarım, onlarla savaş yaparım dedi. Hazreti Ömer Efendimiz bu çıkışını, Ebu Bekir Efendimiz'in bu çıkışını biraz anormal gördü. Yani bu adam zekat vermiyorsa kelime-i şehadeti var, namazı var. Sen bununla nasıl savaş yaparsın? Kelime-i şehadet getiren insan, namazını kılan insan canını kurtarmıştır en azından.
Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz eline bir çöp alarak namazla zekat arasında şu kadar fark görene ben savaş ilan ederim dedi. Ve gerçekten zekatını vermeyenlerle savaş ilan etti. Hazreti Ömer Efendimiz daha sonra dedi ki, vallahi Hazreti Ebu Bekir haklıydı. Benim değerlendirmem yanlıştı, Ebu Bekir haklıydı dedi. Demek ki Müslümanlar, namaz, zekat, oruç, bunlar İslam'ın esaslarıdır, hac İslam'ın esaslarıdır, bunların üzerinde tartışma olmaz. Bu bakımdan mali ibadetlerin başında en önemli ibadet olarak zekat ibadeti gelmektedir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, İslam'ın 5 esası var, birisi kelime-i şehadettir, birisi namazı dosdoğru kılmaktır, birisi zekat vermektir, birisi Kâbe'yi hac etmektir imkanı olan için, birisi de Ramazan orucudur diye buyurmuşlardır. Kıymetli dostlar, nasıl ki namaz ibadetiyle biz Rabbimizin emrini yerine getirerek büyük mükafatlar elde ederek cennetin ödemesini yapmış oluyorsak, zekat da cennetin bir başka ödemesidir. Şimdi ne oluyor? Karşınıza bir vergi miktarı çıkıyor ama detaylarına baktığınız zaman, o verginin detaylarına baktığınız zaman birisi çöp vergisidir, birisi bilmem ne vergisidir, birisi bilmem ne vergisidir. Totalde cem'en yekün şu kadar vergi vermen gerekiyor diyor, deniyor. Şimdi cennetin ödemeleri nasıl olur? Namazda bedeni ibadetle yapılacak ödemeler var, zekatla yapılacak ödemeler var. Kısacası bunların hepsi bir araya gelip cennetin ödemesi gerçekleşmiş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin anlattığına göre bir başka sahabi Ebu Said ile beraber radıyallahu anhuma derler ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize konuşma irad etmişlerdi. Konuşuyorlardı bize. Konuşmasına başlarken nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. 3 kere söyledi, sonra yere kapandı, ağlamaya başladı. Biz de onunla beraber yere kapandık. Biz de Efendimizin o dehşetli hutbe iradından etkilenmiş bir vaziyette bu yeminle beraber, 3 tane peş peşe yeminle beraber secdeye kapanmasından çok etkilendik. Biz de ağladık. Dedi ki, acaba niye yemin etti ki? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun. Nedir bu acaba? Sonra mübarek başını secdeden kaldırdı. Kaldırdığında yüzünde böyle güler, tebessüm eder bir manzara vardı. Sevinmiş bir hali vardı. Biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle yüzünü güler, mutlu olduğunu gördüğümüz zaman bize dünyadaki en güzel nimet gelirdi. Yani kaşları çatık olduğu zaman, morali bozuk olduğu zaman biz de rahatsız olurduk. Onun böyle tebessüm etmesini büyük bir nimet olarak kabul ederdik. Dedi ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun dedikten sonra mübarek başını secdeye koyup daha sonra kaldırdığında mütebessim bir şekilde bir kul 5 vakit namazını doğru düzgün kılarsa, Ramazan orucunu da aksaksız tutarsa, malının zekatını da çıkarır verirse, bir de büyük 7 tane günahtan sakınırsa Allah Celle ve Ala Hazretleri ona cennetin kapılarını açar. Vakil bu insana denir ki udhul bi selamin, haydi gir cennete selametle, emniyetle gir cennete denir kendisine. Ne anlaşıldı bu hadis-i şeriften kıymetli dostlar? Demek ki cennetle ilgili yapılacak olan ödemelerde neler varmış? Yapılacak olan ödemelerde kelime-i şehadet zaten başta vardır da 5 vakit namaz olacak. 5 vakit namaz olmadıysa cennetin ödemesinde aksaklık var demektir. Yetmez, Ramazan orucu da tutulmuş olacak. Ramazan orucu tutulmadığı zaman cennetin ödemelerinde aksaklık var demektir. Bir de zekat verilmesi lazım. Zekat verilmediği zaman cennetle ilgili ödemelerde sıkıntı var demektir. Bütün bunlar yapılmış olsa bir de 7 tane büyük günah vardır.
o 7 büyük günahtan da sakınmış olacak. Bunlar gerçekleştiğinde cennet kapıları kendisine açılır. Udhul biselamin, selametle cennete gir denir kendisine. 7 tane büyük günahtan birisi zaten şirktir. O ebedi insanı cehenneme bırakır. Birisi de sihirdir. Bir insan sihir yapamaz, yaptıramaz. Sihirle meşgul olamaz. Sihir en büyük günahlardan birisidir. Adam öldürmek nasıl büyük bir cinayetse, sihirle meşgul olmak, sihir yapmak veya yaptırmak da öylesine büyük günahlardandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahları sayarken önce şirk diyor, sonra sihir diyor, sonra adam öldürmek diyor. Sonra ne diyor? Adam öldürmekten sonra da faiz yemek diyor. Kıymetli dostlar, bir insan sihirle meşgul oluyorsa cennete girmesine engel vardır. Bir insan adam öldürmüş, cana kıymışsa o insanın cennete girmesine engel vardır. Bir insan faiz yiyorsa o insanın cennete girmesine engel vardır. Kıymetli dostlar, faiz yenmesi ne demektir? Faiz yenmesi ne demektir? Şunu çok rahat paylaşayım sizinle. Dinimizde faiz haramı öyle bir haramdır ki, haramları böyle sıralayacak olsanız en zirvede, en tepede, en çirkin haramlar nelerdir derseniz onların başında faiz gelir. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Mantığınız yatar yatmaz, kafanıza basar basmaz. Bir adamın cebinden parayı çalıp almak nasıl haramsa, karşılıklı rıza ile de olsa faiz almak öylesine Allah nezdinde pis ve çirkindir. Dolayısıyla bir insanın kazancında, çocuğuna, torununa, eşine yedirdiği erzakında faiz varsa, aldığı evde, üzerinde namaz kıldığı seccadede faiz parası varsa, sen düşün bakalım, o namaz, o ev, o gıda bize erzakıyla teslim olmuş, nafakasını temin etmek mecburiyetinde olduğumuz çocuklarımızın midesine biz faizden akıtıyoruz, elbisesine faizden kullanıyoruz. Bu vebal bize yeter ve artar. Faizin temelinde ne vardır? Neden bir insan faize bulaşır? Dünyaya tapmak vardır esas itibariyle. İlla para, 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 para. İlla şu kadar kazanmam lazım. Adamın parası yok, ev almak istiyor. Paran yoksa niye ev alıyorsun ki? 120 ay taksitle ev alıyor. Kaç ay yaşayacaksın? Gerçekten sen 120 ay yaşayacak mısın? Ne kadar para, o kadar köfte demişler. Yani bir insan boyundan büyük işlere girmemesi lazım. 120 ay gibi bir borçlanmayla bir insan 120 ayını esarete ipotek etmemeli. Değmez, değmez, değmez. Belki o kadar zor şartlarda aldığın o dairede sen ya oturursun ya oturmazsın. Senden sonra da orada oturacaklar ya alnı secdeye girer veyahut da girmez. Belki orası haramların, şeytanların cirit attığı bir yer olarak kalacaktır. Yani olmayan imkanları seferber ederek faize, krediye bulaşmanın mantıklı hiçbir tarafı yoktur. Kardeşim, olana kanaat et. Olana kanaat et. 10 liran varsa 100 liralık işe girme. 50 liralık işe girme. Sen boyunun uzunluğu diyelim ki 150 santimdir. 150 santim boyun varsa 3 metrelik boyla yarışamazsın ki. 3 metrelik boyla yarışamazsın ki. Allah Celle Celaluhu sana verdiği imkanları vermiştir. Bu imkanlara kanaat et. Ona göre, yorganına göre ayağını uzat, başına iş açma. Sonra ömür boyu borçlan, altından kalkamıyorum, krediye bulaş. O da yetmedi, birilerini dolandır, kul hakkına gir. Evet,
Bir insan şirkten kaçtığı gibi sihirden kaçmalı, adam öldürmekten kaçmalı, faiz yemekten, yetimin malını yemekten, savaş meydanından kaçmak da o 7 tane en büyük günahtan birisidir. Bir de namuslu, iffetli insanlara zina iftirasında bulunmaktan kaçırmak lazım. Bunlar 7 tane büyük günah. Bir insan bu 7 büyük günahtan kaçsa cenneti hak etmez. Bir de bunun yanında namazı tam olacak, orucu tam olacak, zekatını vermiş olacak, bu ibadetlerini de tamamlarsa, bu haramlardan da kaçmışsa, bu insana haydi buyur gir cennete, selametle cennete gir denir kendisine. Kıymetli dostlar, şimdi yarın ahiret gerçekleştiğinde hep orada toplanmış olacağız. Eskiler, yeniler hepsi orada toplanmış olacak. Ancak orada bir mahalle muhtarı da yoktur. Yani kimsenin söz hakkı yoktur. Söz hakkı yalnız ve yalnız Allah'a aittir. O ne derse artık odur. Numayişler, itirazlar böyle bir şey söz konusu değildir. Olamaz zaten. İnsanoğlu bazen hani acaba bir inkar etsem kurtarabilir miyim diye söyleyecek, deneme yapacak. O da kurtarmayacak çünkü kendi eli, kendi ayağı şahitlik yapacak. Dolayısıyla yarın ahirette bize ne gösterilirse buyur cennete derse ancak cennete gidebiliriz. Buyur cehenneme denirse ancak cehenneme gidebiliriz. Orada bir değişiklik olmaz. Yani birilerini devreye sokalım da torpil yapalım, yok öyle bir şey. Ne yapmışsak bu dünyada ona göre bize bir netice söylenmiş olacaktır. Ne oluyor şimdi? Üniversite imtihanlarına giriyor öğrenciler, üniversite imtihanlarına giriyor. Her üniversite imtihanına giren istiyor ki mesela en yüksek hangisidir? Hukuk mu istiyor, tıp mı istiyor? Onu tutturmak istiyor. Ama sonuçlar açıklandığı zaman diyor ki tercih edeceksin puanına göre. Puanına göre tercih edeceksin. Şimdi bu adamın puanı mesela 150 ise tıbba da girmek istiyor. Tıbbın puanı 300 ise girebilir mi? Giremez. Niçin? Yetmedi ki puanı. Yetmedi. Ama ne yapıyorsun? Diyorsun ki bir daha iyi çalışayım, bir dahaki sene gireyim, 300'ü yakalayayım diye bir şansım var, bir daha umudum var. Bir daha da umudum var. Yani yaşadıkça bu imtihanlara girebilirsin. Ama yarın ahirette cennete girmek isteyen insanın puanları tutmadı ise, artık puanım tutmadı, ben geriye gideyim, bir daha çalışayım, şansı var mıdır? Yoktur. Onun için tedbirimizi doğru düzgün almak mecburiyetindeyiz. Olması gerekenler neyse olmalıdır. Adamın bir tanesi geliyor, diyor ki ya Resulallah benim malım var, malım çok. Çoluk çocuğum da var. Ben ne yapmalıyım? Neyi tavsiye edersin bana? Nasıl harcama yapmalıyım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa malın var diyorsun ya, zekatını ayıracaksın. O malın içerisindeki zekat senin değil, o fakir fukaranındır. Onu ayıracaksın. Kardeşim, senin 40 milyon paran mı var? Hayır, 40 milyonun yok senin. 39 milyonun var. 80 milyon hesabında para mı var? Yok kardeşim, 80 milyon değil. Senin 78 milyonun var. O 2 milyonu başkasınındır, fakir fukaranındır. Allah Celle Celaluhu onu ayırmıştır. Fakir için ayırmış, fukara için ayırmış, zekata ehil olan insanlar için ayırmış. Sen 80 milyonundan 2 milyonunu fakire vermen gerektiği halde kendin için harcarsan, kendi paranı kendine değil, fakirin parasını kendine harcamış sayılırsın. Bütün yerlerin, göklerin, senin ve malının da sahibi olan Allah olayı böyle değerlendiriyor. Onun için bilhassa zengin kardeşlerimize, zekat vermesi gereken kardeşlerimize şunu tavsiye ederim. Zekat vermen süresi gelince ne zaman? Diyelim ki Ramazan ayında. Ramazan ayı olunca ne kadar zekatın varsa kuruşu kuruşuna hepsini ver ve bitir. Çek olarak versen olur mu? Sonuçta zekat olarak olur ama çek olarak verdiğin zaman 6 ay sonra, 8 ay sonra yazdığın çeki 8 ay sonra ödemiş sayılırsın. Bugün vermen gereken zekatı niye 8 ay sonraya bırakıyorsun? Onu vaktinde, zamanında vermek lazım. Vaktinde ve zamanında vermek lazım. Çünkü o diyelim ki 1000 lira mıdır? Benim değil ki. Ben bunu niye 8 ay kullanayım ki?
2000 lira mı, 5000 lira mı? Bu para benim değil. Ben bunu niye 8 ay kullanayım ki? Burasını doğru görmek lazım. فَاِنَّهَا تُحْرَةٌ تُطَحِّرُكَ Zekatını verdiğin zaman seni temizler. Bir defa cimrilik hastalığı, bencillik hastalığından seni kurtarır. Fakir fukarayı düşünmeye seni sevk eder. Cimrilik hastalığından seni kurtarır. وَتَصِلُ اَقْرِبَاءَكَ Akrabalarından muhtaç olan insanlara da destek verdiğin takdirde ne oluyor? Akraba bağları da güçlenmiş oluyor. وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْك۪ينِ Fakirin hakkını da gözetmiş olursun. Dolayısıyla birçok yönüyle tertemiz olursun. Malını temizlersin, ahlakını temizlersin, amel defterini temizlersin buyurdu aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu zaten. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَزَّكَاتُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ Zekat, İslam'ın köprüsüdür ifadesini kullanmıştır. Bunun anlamı nedir? Yani insanoğlu sonuçta ahirette bir sırat köprüsünden geçecektir. Nasıl ki namazında sıkıntısı olanlar o sırat köprüsünde problemle karşılaşacaksa, zekatında sıkıntı olanlar da problemle karşılaşırlar. Kıymetli dostlar, birçok kardeşimizin başına gelmiştir. Yurt dışına çıkacağız, havaalanına gidiyoruz, pasaportu veriyoruz. Eğer bizim maliyede bir sıkıntımız varsa sistemde karşımıza çıkıyor, çıkamazsın diyor. Doğru mu? Veyahut da bir vukuatımız varsa, bir olaya karışmışsak hemen sistemde çıkıyor, senin yurt dışına çıkamazsın diyor. Doğru mu? Birden şok oluyor muyuz? Bir kardeşimiz Umre'ye gidiyordu. Havaalanına gitti, herkesle helalleşti, pasaportu verdi. Geridekilere bay bay yaptı, ben gidiyorum dedi. Pasaport sisteme girdi, pasaport iptal dedi. Gidemezsin dedi. Adam anasından doğduğuna pişman oldu. Öyle ağladı, sızladı, mahcup oldu, herkesle helalleşti Umre'ye gidiyorum diye. Peki kıymetli dostlar, ne oldu? Engel ne? Engel vizesini almış. Ama pasaporttaki memur sisteme girdiğinde onun sisteminde tabiri caizse kendi ülkesinin yasalarına göre kirli çamaşırlarını gördü. Bu kirli çamaşırlarla gidemezsin dedi, yurt dışına gidemezsin. Kardeşim, sırat köprüsünün başına geldiğin zaman senin TC'ne girilecek. Senin sistemine girilecek. Bu sistemin içerisinde problemlerin varsa geçemezsin. Geçemediğin zaman ne olacağını bir düşünebilir misin? Geldin sırat köprüsüne, sisteme girildi. Namazda bir sürü problem var. Yalan var, haram var, zina var, kumar var. Bir tane engel yok. Onlarca, yüzlerce engel var. Geçemezsin sırat köprüsünü dendiğinde. Bir başka alternatif yoktur. Fokur fokur kaynayan cehennem ateşi vardır. Bir üçüncü alternatif söz konusu değildir. Orasını bir düşünmek lazım. Her insanın sırat köprüsünden geçişi sadece kendisiyle alakalıdır. Yani ailece sırat köprüsüne geçelim, beraber geçelim, el ele verelim, yok öyle bir şey. Kadın ayrı sırat köprüsünden geçecek, kocası sırat köprüsünden ayrı geçecek, evlat ayrı geçecek, baba ayrı geçecek. Kardeşim, sen rahatına düşkün değil misin? Yatarken yatak, düzgün bir yatakta yatmak istersin, ayakkabı giyerken ayağının rahat ettiği bir ayakkabı giymek istersin. Yani her insan rahatına düşkündür. Peki soruyorum sana kardeşim, sırat köprüsüne geldiğinde, mevcut devletin internet sitesine girildiği zaman, senin e-devletine girildiği zaman veya seninle ilgili sisteme girildiği zaman borçların, harçların, varsa vukuatların çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki Allah'ın sistemi bütün bu sistemlerden çok daha mükemmel mi? Mükemmel. Zerre kaçmaz, doğru mu? Doğru. Peki sisteme girildiği, benimle ilgili, seninle ilgili sisteme girildiği,
Bu sistemde karşımıza Sırat Köprüsü'nü geçmeye engel teşkil edecek bir sürü şeyler çıkarsa, bizim maceramız, manzaramız ne olacaktır bir düşünün. Alternatifi yok, üçüncü bir seçeneğin yok. Sırat Köprüsü'nde bekletme de yok, aşağı alıyorlar, aşağısı da cehennem ateşidir. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا Herkes cehennemin üzerine gelecek. Bu kesindir, bundan kurtuluş yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. İşte o Sırat Köprüsü'nden geçmeyi engelleyecek sistemde zekat aksaklığıdır. Yani bir insanın namazı dört dörtlük olsa ama zekat sisteminde problem varsa sistem karşıya geçmesine izin vermez. Sırat Köprüsü'nden karşıya geçmesine izin vermez. Onun için namazda bir Müslüman ne kadar hassas olmalı ise zekat konusunda da öylesine hassas olmalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu tavsiyesinden bunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz altı konuda bana kefalet verin, ben de size cennete kefalet vereyim der. Nedir bu altı konu diye sorulduğunda birisi namazdır, birisi zekattır, birisi emanettir, birisi insanın erkeklik veya kadınlık uzvudur, birisi insanın karnı, birisi de dilidir. Bir insan diliyle yalandan, iftiradan ve kendisini günaha düşürecek şeylerden uzaklaşırsa, midesine haram lokma indirmezse, şehvetini de yanlış yerlerde kullanmazsa, emanete de riayet ederse, ibadet olarak namaz ve zekat konusunda da hassas olursa ben de ona cenneti tekeffül ederim diyor. Namaza nasıl ehemmiyet veriyorsa Aleyhissalatu vesselam Efendimiz burada zekata da aynı ehemmiyeti vermektedir kıymetli dostlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Hassinu emvalekum biz-zekati." Mallarınızı zekatla koruyun demektedir. Bir insan malının zekatını vermekle o malını manevi olarak sigorta yapmış olur. Allah Celle Celaluhu يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ buyuruyor. Yani Allah faiz esasına, kredi esasına dayanan servetin bereketini yok etmeye karar vermiştir. Zekat esasına dayalı olanın da bereketini artırmaya karar vermiştir. Dolayısıyla ey Müslümanlar, mallarınızı zekatla beraber tabiri caizse kalenin içerisine alır gibi sağlam korumaya alın. وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ Hastalarınızı ve hastalıklarınızı sadakalerle tedavi edin. Yani hastaların tedavisinde ilaç masrafı ne kadar önemliyse o hastanın şifaya bulabilmesi için bir takım fakirleri sevindirmek Allah-u Teala'nın şifayı vermesine muharrik bir unsurdur. Hastalarınızı sadakalarla veya hastalıklarınızı sadakalarla tedavi edin buyuruyor. Eskiden insanlar ilaç parası verirlerdi, şimdi devlet ilaç parasını veriyor. O zaman biz de ilaç parası yerine sadaka vermek suretiyle şifayı verecek olan Allah Celle Celaluhu'den neyi talep edebiliyoruz? Hastalığımızın şifasını talep edebiliyoruz. وَاسْتَقْبِلُوا اَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ Dalga dalga üzerinize gelebilecek olan belaları dualarla beraber karşılayın. Dalga kıran mı diyorsunuz? Nedir? Yapılacak olan güzel dualardır. Kıymetli dostlar, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz inne temame islamikum en tueddu zekate emvalikum buyuruyor. Yani bir insanın Müslümanlığının tam olması zekatını tamı tamına doğru düzgün vermesiyle alakalıdır. Yani bir insan zekat vermesi gerektiği halde zekatını tam olarak verirse İslam'ını korumuş ve nezd-i ilahiyede konumunu da imani konumunu da korumuş olur. Eğer bir insan zengin olduğu halde namazında hassas, orucunda hassas ama zekat konusunda hassas değilse defolu bir Müslüman olur. Defolu bir Müslüman olur. Bacağı sakat, topal bir insan nasıl ki sağlam insana göre aksaktır, bu da aksak olmuş olur. Bir kolu kesik olan insan nasıl eksikse, kolu kesik olmayan insana göre bu da böyledir. Kıymetli dostlar,
biz kendi kendimizi kandırmayalım. Sana sorsalar belki 10 lira vergi vermek istersin ama vergi dairesi sana 100 lira vergi yazdıysa boynunu büküyorsun, 100 lirayı ödüyorsun. Sana kalsa 10 lira vereceksin ama zekat memuru vergi memuru 100 lira isteyince demek hesap böyleymiş diyorsun, veriyorsun. Vergi memuruna itiraz edemiyorsun, vergini veriyorsun. Peki zekata neden itiraz edersin ki? Yani bakın dostlar, şu anda beni dinleyen kardeşlerimizden genç olanlara bir şey demem. Onlar yokluk fazla görmemişlerdir. Ama orta yaş ve yukarısı biz millet olarak büyük bir fakirlikten gelmişizdir. İstanbul'a geldiğimizde iş bulsak, amele olarak iş bulsak inşaatlarda oh be iş buldum diye sevinirdik. Sonra ne oldu? Müteahhit oldu, sonra patron oldu, sonra iş yerlerimiz oldu, sonra ya Allah aşkına minibüslere binmek için kuyruklarda sıralarda ne izdihamlar çekiyorduk, şimdi bineceğimiz arabanın modellerini tartışıyoruz. O noktaya geldik. Yani arabaya binmek için kuyruklarda sıralarda bekleyen, sırada bekleyen, yağmurda çamurda o izdihamları arabaya bindiğinde oh be ayağım yerden kesildi diye sevinen, memleketinde binmek için affedersiniz eşek bulamayan, merkep bulamayan adam şimdi Mercedes'lerde, BMW'lerde, Audi'lerde, ondan sonra marka marka arabalarda artık vites de kurtarmıyor. Tam otomatik olacak. Neler 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 neler. Araban otomatik de sen otomatik misin be? Araban otomatik de sen otomatik misin? Bakın kıymetli dostlar. 100 lirası olanın vergisi 10 lira ise 1000 lirası olanın vergisi 100 lira olur. Doğru mu? He, binmek için merkep bulamayan insanın Allah'a karşı sorumluluğu ile bindiği arabanın markasını bile beğenmeyen insanın Allah'a karşı sorumluluğu aynı değildir herhalde. Başka bir ifadeyle söyleyeyim. Kıymetli dostlar, binmek için merkep bulamadığımız dönemlerde bir yere gideceğimiz zaman şehir içerisinde bile minibüslerde, otobüslerde, kuyruklarda, yağmurda, çamurda beklediğimiz dönemlerde namaz kılar mıydık? Kılardık. İbadetlerimizi yapar mıydık? Yapardık. Şimdi özel araban var mı? Var. Marka mı? Hem de marka. Aynı ibadetimi yapıyorsun, aynı kulluğumu yapıyorsun, aynı şükrü mü yapıyorsun? Aynı kulluğu yapıyorsan, aynı şükrü yapıyorsan bu yeterli midir sence? Nimet arttı arttı. 10 katı değil, en az 100 katı arttı. Kulluğun ne kadar arttı? Tam tersine insanın maddi imkanları çoğaldıkça keyfe, zevke düşüyor. Daha önce yaya gittiği camiye şimdi arabasına marşa bassa 3 dakika sonra caminin önünde olacak. Aklının köşesinden geçmiyor. Pijamalarını çıkaramıyor beyefendi. Yatak odasında burnunun dibinde, yatağının dibinde pijama ile beraber Allah'ım geldim huzuruna. Elbise giyecek zamanım yoktur. Kabul ediyorsan böyle kabul et. Kabul etmiyorsan sen bilirsin dercesine. Allah'a minneti olmayan bir görünüm arz ediyor. Sonuç olarak kıymetli dostlar, siz kardeşlerimle camide buluştuğumuz ve camide dertleştiğimiz için sizin de din görevliniz olarak zimmetimizde, üzerimizde manevi borç olarak doğruyu ve gerçeği size söyleyip din noktasını da aydınlatmak, ahirette sıkıntıya düşmemenizi sağlamak bizim boynumuzun borcudur, bizim görevimizdir. Bu itibarla ben siz kardeşlerime şunu söylerim. Zekat konusunda hiç nazlanmayın. Verilmesi gereken zekatı fazlasıyla verin. Onun size yol, su, elektrik olarak dönüşü %100'dür. Verdiğiniz zekatın size dönüşü, hem dünyada dönüşü, hem ahirette dönüşü %100'dür. Size dönecektir bu. Fark edersiniz veya etmezsiniz. Ancak ben sohbetlerimde söylüyorum. Şu anda Allah şahit size de tekraren bir Ramazan-ı Şerif'in son cumasında tekraren size de şunu çok net bir şekilde
kardeşane söylemek isterim. Nedir o? Efendim, zekat nisabı ne kadardır? En az miktar ne kadardır? İşte 81 gram altındır. 81 gram altın neye tekabül ediyor? Tam ben hesabını yaparak çıkmadım da 20 bin lira olduğunu düşünelim. İnanın ki 20 bin lira olan insan 500 lira zekat vermesi çok kolaydır. 20 bin TL'si olanın 500 lira zekat vermesi kolaydır. Ama 20 bin lirası değil de 20 milyonu, 20 trilyonu olanın zekat vermesi zordur. Halbuki o kolay olması lazımdı. Olmuyor dostlar, olmuyor. Unutmayalım geçmiş günlerimizi. Merkebe binemediğimiz günleri unutmayalım. Çocukluğumuzda biz yaylalara giderken, yaylaya kamyonlarla giderdik. Kamyonların üzerinde yükler, insanlar hep beraber kamyonun üzerine binerdik, yaylaya öyle giderdik. Şimdi kamyonlarla inekler gidiyor. Şimdi yaylaya inekler yaya gitmiyor, inekler de beyefendi oldu. Onlar bile kamyonlarla gidiyorlar. Peki kamyon, peki insanlar neyle yaylalara çıkıyorlar? Marka marka arabalarla çıkıyorlar. Marka marka arabalarla yaylalara çıkanların yol esnasında içtikleri ve kenarlara yaylanın çimenlerine attıkları içki şişeleri Allah'a nankörlüğün çok açık delili olarak ispatlıyor kendisini. Hey gidi hey be! Bu arabalara bineceksin, içkini birana alacaksın, dağdan yukarı çıkarken kadehini kaldıracaksın, şişeyi de atacaksın. Buralarda, bu mekanlarda Allah'a isyan eden böyle asiler var diyeceksin. İnekle senin arasında ne fark var ki? İnek daha değerlidir, eti de yeni, haram da işlemez. Tabirim mazur görürseniz, bu dediğim biraz ağır gibi gelebilir de, Sırat Köprüsü'nden değerlendirin, geçin öbür tarafa, kefenin içerisine girin de ondan sonra değerlendirin, adam vallahi inek olmadığına pişman olacak be, keşke inek olsaydım diyecek be. Merkep olsaydım da yük taşısaydım, bu durumla karşı karşıya kalmasaydım diyecektir. Kıymetli dostlar, zekat verilmelidir. Usulüne uygun verilmelidir, verilmelidir, yerine verilmelidir. Efendim namazı kıbleye doğru dönmesen de tersine dönsek olur mu? Olmaz. Niye? Namaz, namazdır yani, onun bir usulü var. Zekatın da bir usulü var, senin bildiğin gibi olmaz. Onun dini bir kriteri var. Zekat verilmesi gereken yere zekatını vereceksin ki zekat olsun. Bu konuda da bilinçli olmanızı tavsiye ederim. Zekata ehil ve liyakatlı yerlere zekatınızı vermelisiniz. Bir kadının dul olması zekat alması için yeterli bir sebep değildir. Duldur, zengindir, zekat vermesi gerekir. Yetim olmak zekat almak için yeterli değildir. Yetim ve fakir olursa zekat alabilir. Öğrenci olması, asker olması zekat alması için yeterli değildir. Asker ve fakirse, öğrenci ve fakirse zekat alabilir. Nice dullar vardır ki zekat vermesi gerekir. Nice yetimler var ki zekat vermesi gerekir. Nice askerler vardır, nice talebeler, nice hastalar var ki zekat vermesi gerekir. Buradaki ölçü fakir olmaktır. Bir de bilmediğimizi bilenlere sorup doğru düzgün yapmamız lazımdır diye siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu akşam nasip olursa Kadir Gecesi, Kadir Gecesi. Önce Ramazan, Ramazan, Ramazan dedik, geldi Ramazan. Ama şimdi gidiyorum Ramazan diyor. Şimdi gidiyorum Ramazan diyor. Hatırlarsanız bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması, kıymetli dostlar, Allah hayırlara, bereketlere vesile eylesin diye sizinle dualaşmıştık. Şimdi ne diyoruz? Dostlar bugün bu cuma Ramazan-ı Şerif'in son cuması. Bir daha ya nasip olur ya olmaz. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla bu akşam da Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. 80 küsür seneden daha hayırlıdır. İnşallah Kadir Gecesi'ni idrak etmeye, ihya etmeye çalışalım. Yüce Rabbim dünya ahiretimizi mamur eylesin. Kadir Gecemizi mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif'in bütün özelliklerinden, güzelliklerinden kamilen istifade etmeyi de bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbim her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Namerde muhtaç eylemesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. Sadakalarımızı kabul eylesin. Kadir Gecemizi mübarek eylesin. Anamızdan doğmuş gibi günahsız, pırıl pırıl, tertemiz olarak bayrama çıkmayı, hakiki bayramla şereflenmeyi cümlemize nasip eylesin. El-Fatiha.